Fesih Bey günaydın. Konuşma. Merhaba. Fesih Bey vallahi haberler sende. Buyurun bana hanım, buyurun. Söyleyin yani yani sana da Allah için soruyorum. Evet. Bak evet. Bu çocuk gelmiş sizin köye, görenler de var. Bu çocuk nereye gitti bu Ali Rıza'yla? Benim annem bak, Allah rızası için, Allah rızası için siz diyorsun ya. He. Allah rızası için bu çocuk köye gelmemiş. Gelmemiş. Yok, Ali Rıza'yla Ali Rıza'nın oğlu. He. Köye gelmişler, benim kapıma gelmişler. Ben bir bardak su vermişim. Çekip biz İran'a gideceğiz diye benim evimin önünde çekip gitmişler. Ali Rıza ile oğlu geldiler size. Evet, evet, evet. Ayrıca benim o zaman İran'a gitmiş, o gün İran'a gitmişim. İran'da gelen misafirlerim de vardı evde. Hatta Savcı Bey misafirlerimi çağırdı, mahkeme çağırdı ya. Çocuğu başka bir türlü birlikte getirip çıkarttı eline. Bakın yani tanıyor mu tanımıyor. Direkt çıkarttı gibi de benim misafirim de çocuğu tanıdı ya. Eve gelen çocuk budur. Peki o zaman... Bu geldi Ali Rıza ile oğlu, ismi neydi? Ferhat'la geldiler. Sonra evet. Sizden ayrılırken ne dediler? Dediler biz İran'a gideceğiz. İran'a gideceğiz dediler. Evet evet. Ama siz az önce izlediniz mi? O oğlu dedi ki beni babam indirdi İshak Paşa Sarayı'nın önünde gitti Berzan'la beraber. Ben programı izlemiyorum, programı izlemiyorum. Şunu da programını görmüyorum. Oğlu yalan diyor. Oğlu... Zaten 3-4 kere bir şeyler konuş. Bir kere demiş ben hiç köye gitmemişim. Bir kere demiş İsa Paşa'da çocuğa para verip göndermişiz. Bir kere demiş ben çocuğuyla babam birlikte Fethi amcama gitmişiz. Bir kere diyor hiç Fethi amcanın evine gitmemişiz. Çocuğun söylediği hepsi komple yalandı. Siz onu kayda almayın. Benim Allah rızası için, Allah rızası için diyorum. Allah rızası için ben ne bu çocuğu tanıyorum, ne ailesini tanıyorum, ne babasını, ne annesini tanımıyorum. Allah peki rızası size... için diyorum ki ben bu çocuğu görmemişim, köye gelmemiş. Peki Ali Rıza Eraslan'la oğlu sizin köye geldiklerinde neydi durumları? Üstleri, başları? Benim annem köye geldikleri zaman çocuğu bayağı, Ayza'nın çocuğu bayağı tedirgindi. Ayza yerinde duramıyordu. Bir bardak su istedi, çocuk acım dedi. Ben kapının önünde bir lokma ekmeği verdim, çıkıp gittiler. Çocuğu öldürdü. Peki üstleri, başları nasıldı? Üstü başı biraz çocuğun da üstü başına bir şey yok ya. Ayrıca bir şey topraklıydı ama yol gelmişti, düşmüştü neyse onu bilmiyorum. Çocuğun üstü başı temizdi, ayrıca biraz topraklıydı. Ali Rıza'nın topraklı. Peki siz dediniz mi niye içeri girmiyorsunuz? Ne işiniz var sizin şimdi? Ben içeri almadım, ben almadım. Neden? Şimdi ben Ayrıca'yla görüşmüyordum, konuşmuyordum. Ayrıca'da orada 3-4 ay önce bizim bir sorunumuz vardı. Onun için biz görüşemiyorduk, konuşamıyorduk. Şimdi... Doğu Barsan komple mobilya kayıtlarına bakın, telefon görüşmelerine bakın. Bu olaydan 3 aydan daha fazla. Önce de ben Ayza'yla ne görüşmüşüm ne de konuşmuşum. Peki Fesih Bey, neden bu çocuk yani sizin yeğeniniz Ferhat niye böyle değişik ifadeler veriyor? Anneciğim bak anneciğim Ferhat ne söylediğini bilmiyoruz. Ferhat Savcı Bey'le yanlara çıktı dedi ben aslında köye gitmem. Savcı Bey oldu dedi yalan konuşma çık dışarıyı. Ferhat yalan konuşuyor. Babasını mı korumaya çalışıyor sizce? Valla bilmiyorum. Babalar onların boyuna olsun ama Ferhat gerçek diye konuşmuyor. Kendini yırtmak için. Peki siz bu bir takım görüntülerden bahsediliyor Ali Rıza Eraslan'ın eşiyle ilgili. Siz o görüntülerden haberdar mısınız? İzlediniz Hayır, mi? Ben o işe karışmıyorum. Benim çocuğum var, kızım var, yetişkin kızım var, üniversite okuyan kızım var, lise okuyan kızım var. Ben o konuya girmek istemiyorum. Hayır siz izlediniz mi? Yok ben izlemedim kesinlikle. İzlemedim. Bana dedi elimde görüntü mümkün var ben dedim boşu bana verme git abine ver ben karışmıyorum. Siz anladığım kadarıyla hiç bu işlerin içinde olmak istemiyorsunuz. İstemediniz i̇stemiyorum, de. İstemiyorum çünkü ben bu işin içinde olmak istemiyorum. Allah rızası için de olmak istemiyorum. Eğer isteseydim ben niye polisi arıyorum, jandarma arıyorum, çocuğun ailesini arıyorum. Gelin Fransız burada yakalan Allah rızası için bu olayı bilsin. Fesih Bey peki ben size sadece şunu söyleyeyim. İçin içinde değilim olmak da istemiyorum diyorsunuz ama Berzan'ın akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne olmuş olabilir bu çocuğa? Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben başka bir şey diyemiyorum. Kim bulur cezasını? Ariza bulur. Kim bulacak? Çocuğu perişan eden, ailesini perişan eden, bizi perişan eden bizim. Şu anda bak anneciğim şu anda bizim çocuklarımız okula gitmiyor. Şu anda Doğu Bas'ta komple iş yerlerimiz kapalı. Korkudan değil mi? Biz çarşıya çıkamıyoruz. Evet. Biz... Ha. Siz de Ali Rıza'yı yakalamak istiyorsunuz. Hepimiz, ailece hepimiz. Şurada araya bir virgül koyayım. Fesih Bey'in anlattığı şu. Şimdi tabii iki ayrı aile, hani Berda'nın ailesi.
Bir de Ali Rıza Bey'in ailesi. Ali Rıza Bey'in ailesi işte çocuklarını evlerinde tutuyorlar. Hani aile bir şey yapmasın bizim çoluğumuza çocuğa diye sizler adına. İşte dükkanlarımızı açmıyoruz, gitmiyoruz. Biz de evde kapalı kalıyoruz. O yüzden diyor Allah cezanı versin Ali Rıza'nı çık neyse söyle ya, diye söylüyor. Değil miyim sen? O zaman öldürmüşler. Peki bir şey soracağım Fevzi Bey. Fevzi Bey, yo, yo. 8 sen tane bu namus, var. Bir saniye. 2 sen, karısı hani, var. Bu namus davasına inanıyor mu? 3 çocuk. Birini sorun, yani sorunuzu sorun. Şimdi Fevzi Bey, siz bu namus davasına inanıyor musunuz? Sizin, siz bana, bunu... Bana oraya girmiyor, oraya girmiyor. Hayır girmiyorum de, diye bir şey yok abi. Bak o köyde sen benden daha iyi biliyorsun. O köyde senin ismin geçiyor. Kim ne yapmışsa Fevzi yaptı. Bak, ben güzel doğru mu? Senin 5-6 tane bak, çocukların var. Bak bir saniye ben bir sana abime bir şey söyleyeyim. Bak sana abi diyorum. Bak bir saniye. Bak bir şey anlatayım. Ben sana bir şey diyorum. Dur dinliyoruz, dinliyoruz. Şimdi dinleyin ona göre. Bak eğer bu söylediklerimden ötesinde, bu söylediklerim ötesinde çocuğun akıbetinde çocuktan Aliza'da bir bilgin varsa bu annenin yana cigeri ben olayım. Ben de olsunum bak. Bilgim yok diyor yani. Ya ama abi, kardeşinizi şey de abi koruyor olabilirsiniz diye düşünüyor aile. Şimdi bir tarafta da kardeşiniz var. Ya benim var kardeşim ya değil. Benim annem kardeşim değil. Benim annem kardeşim değil. Amca çocuğu işte. Amca çocuğum öyle. Uzakta amca çocuğum benim annem. Anladım. Yani onu korumazdım diyorsunuz. Sadece benim bak bununla itibadım neydi? Biz bir ara ortaklık çalışıyorduk. Biz bir ara sınırdan ortaklık çalışıyorduk ya. Hı hı. Benim bunun bağlantımız buydu. Onda o yayında bir şey yok. Fesli Bey siz de o zaman o Ferhat'ı da çekin kenara. Bir şey yaptılarsa bak üstü başı toprakta diyorsun falan. Artık ne kadar acıklı bir şey. Bak benim de evladım var. Üniversitede kızım var diyorsunuz. Allah bağışlasın. Bunlar burada evlatlarının... Yani öldüğüne ve gömüldüğüne o kadar eminler ki mezar bulmaya gelmişler ya. Çok acıklı ya. Yani sıkıştırın o zaman o Ferhat'ı. Siz başkası nereye götürdüler? Ya çok acı, gerçekten çok acı bir şeyden bahsediyoruz. Biliyoruz ne acı yaşadıklarını biliyoruz. Allah kabul etmesin. Allah kabul etmesin. Evet o zaman yakalayın o Ferhat'ı. Kendi yani beklemeyin karşı taraftan da kötülük. Zaten biz de uğraşıyoruz. Biz de uğraşıyoruz. Herkes de biliyor. Çocuğun ailesi de biliyor. Ben bile bir çocuğun ailesiyle de görüşüyorum. Biliyorlar. Biz onu yakalamakta çalışıyoruz. Ya Ferhat gelsin o zaman. Babasıyla beraber nereye gittiğini anlatsın. 14-15 yaşında çocuk babasını korumaya çalışıyor. Çocuğun da ilgisi yok konuyla. Ben ona da bir şey söylemem. O da küçük. Demek ki babasını korumaya çalışıyor. Nereye gittiler de üstü başı topraklı bir şey mi yaptılar? Köyde konuşulanlar gelen dedikodular ayrı. Ya buraya herkes umut için gelir. Çocuğumu bulayım diye gelir. Anamı bulayım, babamı bulayım diye gelir. Ya bir de burada çocuğum bir yere gömmüşler bulayım diye oturuyorlar burada. Çok üzücü değil mi ya? Allah aşkına ya bunu sadece size söylemiyorum. Allah'ın adını veriyorum. Allah aşkına. Bu kadına kocası arıyor diyor ki sen neyi arıyorsun orada çocuğunu? Seninki öldü haberin yok mu diyor. Ya bir baba bunu söylüyor anneye. Ya şuralarım yarılıyor ya. Şuralarım yarılıyor ya yani şu boğazım ya. Şuralarım yarılıyor ya. Ya çok acıklı. Ve nasıl bununla ilgili insanlar konuşmazlar? Ali Rıza Bey yani eğer sen de bir şey yaptıysa gitmişsin zaten İran'a. O zaman söyle gerçekten gitsinler bulsunlar çocuk nerede? 22 gün olmuş ya. Şu anne de bulduğunda bir yüzünü görsün tanısın ya. Ya gerçekten yazıktır günahtır. Başlayacağım karına da kiminle desteriz. Ha kimin neyse kiminle. Berzan'a ne? Bu kadın ister mi kocası başka bir kadınla beraber olsun? İster kız kardeşi ister başkası kabul eder mi kocasını paylaşmayı? Aldattıysa da kocası ondan habersiz aldatmıştır. Hatta sen niye bu kadının çocuğunu alıyorsun? Yabancıdan çok daha büyük ızdırap çektiriyor. Aynen öyle. Yani bir yabancıyla duyduğu zaman tabii ki yine bir kadın kabul etmez ama öz kız kardeşiyle ilgisini duyduğu zaman dünyası yıkılır. Dünyası yıkılır. Şimdi hanımefendinin bir telefonda hanımefendinin sözüne geleceğim ben. Yani Devrim Hanım kız kardeş hamile kaldı. Ya hangi doktora gitmiş acaba? Hangi olur hastane böyle bu? Bir şey. Tane hastane var Doğu Beyaz'da. İki tane var. Bir özel bir de normal devletin olur kendi hastanesine. Şey yani. Alsın görüntüleri. Hocam. Kardeşim biz şu anda biz eski devirde yaşamıyoruz ki. Şu anda teknoloji diye bir şey var. Kamera kayıtları diye bir şey var. Testler diye bir şey var.
Madem şey yapıyorsunuz, bakın hepinizin yalanları çıkar ortaya. Gidelim hep beraber. Hep beraber gidelim. Eğer öyle bir şey çıkarsa ben sizi savunurum. Eğer zaten kendime, aileme güvendiğim için ben burada 80 milyonun içinde benim alnım açık olduğu için ben burada kardeşimin dirisini değil ölüsünü için ben burada oturmuşum. Ne? Ben bir ölüyü, insanın bir yakını öldüğü zaman bir hafta ağlar hoca. Bizim evinde bir aydır, biz bir aydır susamıyoruz. Bir aydır bir haber geliyor, oradan dedikodu geliyor, çocuk yaşıyor. Çocuk orada görünüyor. Bilmem çocuk burada. Çocuğu saklıyor. Çocuğu mafya vermiş. Çocuk uyuşturucu için başkalarına teslim etmiş. Fidye istiyor. Çocuğu İstanbul'a göndermişler. İstanbul'u bilmem neresine. Ya her gün, her gün farklı şeylerde artık bizim kafamız şişti. Bizim artık gerçekten ya şurada, insanın şurasında bir şey kalıyor. Ya ne yutabiliyorsun, ne konuşabiliyorsun Bilge Hanım ya. Çok haklısın. Çok haklısın. Ya yemin ederim ya ben devlete yalvarıyorum. Ya yalvarıyorum. Yalvarıyorum ki bak bize yardım edin. Ben 20 gün sonra askerim. Lütfen bana yardım edin. Ben bu psikolojikle nasıl askere gideyim? İki gün sonra benim yerim açıklanıyor Müge Hanım, Allah aşkına devlette yalvarıyorum ki bunun, bu insanların parmağı var işin içinde lütfen. Ya oğlunu çeksinler, içeri alsınlar, aç susuz bıraksınlar, sana yemin ederim o çocuk bir saat sonra konuşur. Böyle bir şey olamaz. Çocuğu hırpaladıktan sonra ikinci ifadesinde gerçek şeyi veriyor. Amcası orada diyor çocuk yalan söylüyor. Demek ki senin bildiğin zaten bir şeyler var ki zaten yalan söylüyorsun yani, diyorsun. Şey abla bak Allah aşkına. Demek ki orada bir şey yok. Bir kere zaten hem emniyet hem de jandarma, sen de biliyorsun. Jandarma da ilk günden itibaren orada aramalar yaptı. Hala aramalara devam ediyor. Emniyet de savcı da işin içinde. Bak Hesip Bey bile ne diyor işte? Sürekli savcıyla buradayım. Komşularıma getirdim, onu getirdim. Anlatabiliyor muyum? Zaten bakılıyor. Sizin o konuda bir endişeniz olmasın. Devletin savcısı bulmak istemez mi 14 yaşında çocuğu? Devletimize güveniyorum. Adalete yani ona güvenin ne olur. Evet. Ama... Yani burada bilen var. Ben Fesih Bey'in şu ifadesini önemsiyorum. Tuğçe de bizi duruyor. Ferhat, bak sana Fesih diyorsun ki, Fesih amcan diyor ki babasıyla beraber geldiler. Babasının üstü toz içindeydi. Sen gitmişsin babanla beraber. Ama sen bize verdiğin röportajda dedin ki baban beni İshak Paşa Sarayı'nın orada indirdi dedin çocuğu. Oğlum baban için yalan söyleme. Kendin için de kimse için yalan söyleme. İlk gün biz seninle konuşurken görüntüleri gördün mü diye sordu sana Kevriye abla. Hayır görmedim dedin. Şimdi burada diyorsun ki gördüm. Ne gördün uygunsuzdu. Ne uygunsuzdu? Çocuğu dolduruşa getiriyorlar. Oğlum bahsettiğin de anan. Verdiğim süt size haram olsun. Verdiğim emek size haram olsun. Hani siz annende hayır çıktı mı bana da hayır çıksın. Öyle şeyler söyleme tam boşver. Öyle şeyler söyleme. Ha yine söylüyorum. Ben bilmem kardeşim kim kiminle. Ben nereden bilebilirim yani? Ağrı'nın, Doğu Beyazıt'ın bilmem neresinde ne yaşandığını. Yani ama yaşanacak hiçbir şey 14 yaşındaki bir çocuğun 24 gündür ortada olmayışına sebep gösterilemez. Gösterilemez yani. O daha bir çocuk. Müge Hanım, niye başkasının ismini geçmiyor? Fesliye Arslan'ın ismi geçiyor. Niye o köyde... Çünkü araba orada kalmış. Niye başkanısının ismi geçmiyor? Fesliye Arslan, 8 çocuğu var. 2 karısı var. Ali Rıza Arslan onlara bakıyor. Onu 3 çocuğu Ali Rıza Arslan okutuyor. Yani maddi olarak o destekliyor. Evet, maddi olarak 0. Valla işte diyorsun ya 2 tane karısı var, 8 tane çocuğu var. Öyle. Valla 2 karısı, 8 çocuğu olan adamın da ben 14 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayından Ali Rıza Eraslan'ı desteklemeyeceğine inanmak isterim. Kendini paraya satmış. O adam var ya, açtın telefon. Attı mı? Fesi kendini şu an paraya satmış. Paraya satmış. Para borbol yedirmiş, oğlumu öldürmüş. Fesi Bey, yani siz de tabii... Doğru ifade vermediğiniz müddetçe ben kişisel anlamda demiyorum ama inananlar için söylüyorum. Kendi çocuklarınızı da riske soktuğunuzun farkındasınız herhalde değil mi? Fesih Bey. Efendim annem. Sen öyle yani bak annem. Devrim Hanım diyor ki yani senin de 8 tane çocuğun var diyor. Yani bana yardımcı ol. 8 değil benim 13 tane çocuğum var. 13 tane çocuğum var Devrim Hanım.
Başı sağ olsun. Vallahi onun acını anlıyorum. O dünen internette izledim. Ben ağladım. Bir dakika. Bir dakika. Ben ağladım. Bir dakika. İnancı niye olsun. Bak inancı olsun. Tespit etsinler. Arasına tespit etsinler. Eğer bu çocukla alakalı bir durumum çıkarsa benim kanım. Fesip Bey öldüğünü biliyor musunuz? Biliyor. Efendim? Biliyor. Öldüğünü biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum. Benim annem ben desem ölmüşse yalan diyorum. Şimdi bilmiyorum. Desem yaşıyor da yalan söylemiş ama olurum. Ama konuşulan bilmiyorum. O değil mi yani? Orada konuşulan o. Yok konuşan bir kelime yok. Konuşan bir kelime bile. Ama başın sağ olsun mesela dediniz anneye. Başın sağ olsun dediniz. Yani işte bu kayıttan dolayı diyorum. Bu kayıttan dolayı diyorum. Başka bir şey değil. Canım çocuğu kaybolana başın sağ olsun demez. Allah yardım etsin. Vallahi bizden öyledir. Bizden öyledir. Yani bizden öyledir. Ya siz neresiniz abi ya? Yani ben vallahi yani nedir yani? Neresisiniz siz? Ben anlamadım yani. Ne farkımız olduğunu da anlamadım. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı topraklarda yaşıyoruz. Türkiye'nin vatandaşıyız. Her bir olayda bir olayda hiçbirisi de yardım da etmez bu olay. Kimse de yardım da etmez. Sizin oralarda bir çocuk kaybolduğu zaman başın sağ olsun mu deniyor? Asla geçmiş olsun diyorlar. Yani başın sağ olsun demenin senin taraf benim tarafı var mı? Fesip Bey, tam tersi bir durum olsaydı, siz ortada olmasaydınız, ben inanın sizi de aramak için elimden gelen her şeyi yapardım, bulunmak için. Evet, doğrudur, aynen doğrudur, doğru. Görevinizi yapıyorsunuz, biliyorum ama inancınız olsa bak bu kandil günü mübarek kandil gününe sana yemin olsun, bak yemin olsun, 13 çocuğumda hayır görmeyin benim. Çocukta bir bilgim, bir haberim yok. Hmm. Olsaydı ben niye emniyeti arayayım, ben niye jandarmayı arayayım, ben niye çocuğun ailesini arayayım? Ben bu konuda her türlü onlara yardımcı olmuşum. Çift oynuyorsun, çift. Hayır, kesinlikle çift benim annem. Yemin billah olsun. Çocuğumu öldürmüşsün, beraber çift oynamaya bir ihtiyacım yok. Yeminle hiç alakası yok. Sen çift oynuyorsun. Devletlere çift oynuyorsun. Ben ne inanıyorsan, bak ne inanıyorsan ben onu sana üzerinde yemin edeyim öyle bir şey yok. Öyle mi değil? Sen kayınla telefonla konuşuyordun. Kaç gündür telefona engele koymuşsun. Neden geri adım attın? İran'a gidiyordu. Kime? 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 Geziyordu diyorlardı. Kime? Sen çift oynuyorsun değil mi? Ben kesinlikle çift oynamıyorum. Ben sen kimi telefona engel koymuşsun? Ben kimi telefona engel koymuşsun? Kimse söylesin. Ne devlet? Ben ödemeye hazırım. Ver. Senin yakanı bırakmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenin. Sayın Başbakanı'na seslenin. Bu adamı içeri tıkın. Bu her şeyi biliyor. Bütün Türkiye benimle ağlıyor. Öyle bir telefonla kendini yırtamazsın. Benim ciğerim yanıyor. Ben nefes alamıyorum. Tamam. Ben senin için doğurdum büyüttüm. Peki o Anne, tamam, bu tamam. Kadar adi değil Konar Bey. Tamam anne tamam. Hadi. Ben onun ne zorluktan büyüdüm. 15 yaşına getirdim dedim Fethiye. Arasını öldürsün alır zaman. Tamam. Bu senden kalmaz. Göz göre göre ailemiz dağılıyor Bünge Hanım ya. Göz göre göre her şey parçalanıyor ya. Ya valla akşam babam annemi aradıktan sonra diyor sen daha ne bekliyorsun? Diyor senin çocuğunu öldürmüş. Akşam sabah kadar resmen ağlamış uyuyamıyor. Pencereyi açıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Allah rızası için de ki kardeşim sen oğlum hadi burada şey gömülü. Biz Elazığ'da gidelim yani, alalım. Evet şöyle söyleyeyim tabii bu işin acilen inşallah hafta sonu bir çözüme ulaşır emniyet güçleri. Yine söylüyorum sükunetinizi lütfen koruyun. Karşı tarafa da sesleniyorum. Lütfen daha kötü olaylara mahal vermeden herkes otursun eteğindeki taşı döksün. Suçlu Ali Rıza'ysa tek kişi de kalsın tek kişi de. Sonra sen de biliyordun sen de korudun sen de oldun falan diye aileler birbirine girmesin. Şu andaki en büyük ricam, duam, dileğim.